korkulan oldu. Koronavirüsün ikinci dalgası çok daha etkili, çok daha yıkıcı oldu. Bakın Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika, bütün Avrupa neredeyse karantina altına girdi. Lokantalar kapatıldı, barlar kapatıldı, dükkanlar kapatıldı. Bazı yerlerde okula gitmek serbest, bazı bölgelerde ilkokullar açık, bazı yerlerde liseler de açık. Evden çalışmaya zorlanıyor insanlar. İş yerleri, dükkanlar kapatıldı. Sokağa çıkma yasakları konuldu. Bazı yerlerde seyahat yasağı getirdi. Özellikle İtalya'da bir yerden bir yere gitmek izne bağlı. Ha İngiltere'de de öyle. İşiniz varsa uçağa binip gidiyorsunuz, yoksa turistik amaçla bir yere gidemiyorsunuz. Neden? Vaka sayısı patladı. Peki bizde durum ne? Bizde vaka sayısını açıklamak yasak. Bizde hasta sayısı açıklanıyor. Şimdi bakan bir kere ağzından kaçırmıştı. 8'le çarpın demişti hasta sayısını, vaka sayısını buluruz. Çarpın, bizde 2300-2400 günlük hasta sayısı var. Demek ki 16-17 bin vaka sayısı. Peki biz niye böyle sert önlemler almıyoruz? Bizde de önlemler var. Efendim gece 22'den sonra lokantalar, barlar, berberler mesela kapatılmış. Berberler zaten 22'den sonra kapalı. Böyle bir takım önlemler var. Hayatı etkilemesin diyorlar. Çünkü neden? Kapatsa, sokağa çıkma yasağı uygulasak, Avrupa'daki tedbirler Türkiye'de alınsa bedelini ödemek zorunda iktidar. Yani sen işine gitme dur dediği zaman sen ne yiyeceksin, ne içeceksin, esnafsın, ne yapacaksın? Karşılığını vermek zorunda. Bakın Almanya bu iş için 10 milyar euro ayırmış. Türkiye'nin buna ayıracak parası var mı? Yok. Olmadığı için de önlem alamıyor. Olmadığı için de kardeşim dükkanları kapattık. Bütün lokantalar gün boyu kapalı, iş yerleri kapalı diyemiyor. Dediği an o esnafa, o işçiye, o kişiye para vermek zorunda. Hibe yapmak zorunda, kredi falan da değil. Yapamadığı için bizde koronavirüsle mücadele tam anlamıyla olmuyor. Bakın uzmanlar, uzmanları dinliyorum. Bu önlemlerle diyorlar, biz koronavirüsle başa çıkamayız, bu salgını önleyemeyiz. Niye başa çıkamıyoruz? Çünkü paramız yok. Hazine tam takırdı ondan.